Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Biliyorum çok beklediniz, çok mesaj attınız. Merak ediyorsunuz yeni teknemizi. Şöyle gösteriyorum Baba Şener'i. Gerçekten harika bir teknemiz oldu. Bugün ben yalnızdım. Bayram tatilinde ancak teknemizi indirdik, yerleştik falan. Yalnızdım. Aylin Hanım işe gitti. Gelmek üzere. O gelmeden hemen kısaca bir tekneyi çektim için. Zaten çok videolar çekeceğiz. Size tanıtacağız Allah'ın izniyle inşallah. Diğer videolarda daha derinlemesine gireceğiz tabii. Yeri geldikçe birçok bahsedeceğimiz konular olacaktır. Ama yine kaba taslak da olsa size teknemizi şimdi tanıtacağım. Aylin geldiğinde çok vakit bulamayabilirim buna. Çünkü bugün Aylin'in doğum günü. Teknemizde yemek yapıp birlikte kutlamak istedik. Dışarıya yemeğe gitmek istemedi Aylin Hanım. Tekte de daha çok keyif alıyoruz çünkü. Şimdi o gelmeden ben size birazcık teknemizi göstereyim. Teknemizin boyu 7.6 metre. Eni 2.60. Bakın şimdi şu kıç dinlence şuradan göstereyim. Farkını görmek için şöyle gösteriyorum. Şu kıç dinlence bakın bizim gövdeyle bir geliyor. Aynı yelkenler gibi. Bakın karşıda da dostumuzun, o da yeni rota ama eski kalıbı dinlence yukarıda, dikkat ediyorsanız. Ayrı bir parça olarak. Bizde gövdeyle bütün olduğu için ne oluyor? Gövde boyu artıyor. Bu sefer gövde hızı da artıyor. Minderlerde gördüğünüz gibi detaya girdik. Şuralar tümsek. Sırt koruması aynı şekilde. Çift renk olarak yaptık. Gerçekten harika oldu. Tam motorya tavası verdi. Camları ben geçen seferki teknemdekinin aynısını yaptım. Ön tarafa daha yakın bakın fermuarı. Rahatlıkla öne çıkıp gelebilmek için. Perdeleri gördüğünüz gibi yine dışarıdan yaptım. Bu camlar etkilenmesin diye, kapatınca tekneyi terk ederken tertemiz kalıyor o zaman. Onun dışında gördüğünüz gibi portuşlar yelkenlerdeki gibi komple açılıyor bu portuşlar. Normalde bu masa şu seviyeye falan gelmiş oluyor. Teleskopik zaten ayağı var. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar gelen masa inince buraya yatak oluyor komple bu alan. Fakat ben öyle tercih etmedim. Gördüğünüz gibi şu mesafeyi korumak istedim. Rahatlıkla girip çıkabilmek istedim. Ayrıca masamız bu şekilde iki tarafta katlanıp ortada sadece şu küçük alan gibi bir şey kalıyor. Arkada görüyorsunuz arkadaşlar şu acil dümen müdahale kapağı var burada. Şöyle açayım. Şuraya yeke kolu takılıyor. Dümende bir problem olduğunda. Usturmaçaları ben şimdilik öyle attım. Çok yer var arkada. Depolayabilirim. Şurası kaldırınca orası yedek motor braketi oluyor. Yeni yıkadık orayı. Bunun altında arkadaşlar şeyler var. Ne o? Halattır, palettir, gözlüktür falan gibi. Burada da merdiveni söktüm koydum. Merdiven dışarıdayken orayı da kullanabiliriz. Altında merdivenimiz var. Şimdi bu teknelerde şu motor kasasının yanından geçiş aslında çok rahat. Ama biz daralttık gördüğünüz gibi. Bir bacak ancak sığıyor yani buradan. Bunu biz bilerek tercih ettik arkadaşlar. Çünkü normalde bu tezgah şöyle çapraz bir biçimde geliyor ve oradaki dolap da yok. Buradaki çekmeceler de yok. Bakın ne kadar alan kazandık. Buradan geçişi biraz daralttık. Bunu göze aldık. Şu dolap küçük bir dolap değil. Şu eni görüyorsunuz. Burada da polyesterin bir derinliği var. O yüzden bakın nasıl bir dolap. Evet, açıyoruz dolabımızı. Görüyorsunuz ne kadar air fryer bile koydu Aylin. İşte kahve makinesi, yumurta pişirme makinesi bile kara elektriği aldığımız yerlerde kullanacağız. Zaten teknemizde invertör olduğu için 2000'lik yine seyirdeyken de kullanabileceğiz. Bakın şurası bile lavabonun altı için ayarlanmış yer. Dünya kadar malzeme kaldırıyor. Bakın çaydır, şekerdir, bir sürü şey. Daha hep söylediğim gibi tam yerleşemedik. Lavabonun üstünde bir kapak var. Şimdi içinde şey olduğu için benim tavam bugün Aylin Hanım yoktu. Bekar dağınıklığı yani biraz. Bir tane teknemizde Lawrence Live modeli var. 7 inç bir pusulamız var. Sigortalarımızın hepsi termik arkadaşlar. Kaptan koltuğu
burada katlanıyor ve kaldırıyoruz. Şöyle gayet rahat, çok konforlu bir koltuğumuz var. Şuralarda ben dediğim gibi dağıttım bugün. Nişler var. Şöyle bir camın önüne baharatlık yaptık. Evet, teknemizin konforlu alanlarından biri eski teknemize göre. Tuvaletimiz, yine yerler bir manyetik. Yanda şöyle bir göz var. Buralara işte şampuandır, otur şeyler konulabilir. Yine granit, mermer ve bir lavabo var. Şurada da bir havalandırma için lumboz var. Şu arkada gördüğünüz yine dümen konsoluna müdahale kapağı. Çok güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Üst lavabo boşluğundan hariç bakın kaç tane çekmecemiz var. Yerleşme telaşındayız, hala mazur görün. Yan tarafında 90 litre bir buzdolabımız var. Gayet güzel. Eski teknemizde 45 litreydi bu. Yine şurada işte Kenmark'a bir tek göz ocağımız var. Biz iki göz tercih etmedik. Yan yana tencerelerin sığmadığını görünce. İşte nişi göstermiştim burada. Bunu da biz istedik. Güzel bir detay oldu. Gerçekten çok kullanışlı. Şu baharatlıkla birlikte. Lavabomuzda iki tane çeşme görüyorsunuz. Birisi deniz suyu çeşmesi arkadaşlar. Bulaşık yıkarken falan tatlı suyumuzu çok tüketmemek adına böyle bir şey düşündük. Kameraya girerken bakın şu yatağın tahtasını kaldırıyoruz minderinde. Şu burada rahat rahat soyunup giyinebilmek için gayet de yüksek bir alan oluyor bize. Girdim, hemen şu dolapları gösteriyorum. Bakar mısınız Allah aşkına? Yani iki taraf komple böyle dolaplardan, çok büyük bir depolama alanı oldu bizim için. Ben bu tarafı elektronikler için kullandım. Bakın burada yine 150 Victron Enerji'nin MPPT'si var. Bol şalter var. Diğer cihazlar var. Bakın Webasto'nun göstergesi. Hemen bunun altını da aynı şekilde elektronikler için düşündüm. Burada bakın koskocaman devasa bir invertör var. Yine Victron Enerji'nin çok kaliteli 2000'lik smart invertörümüz var. Yatak mesafemiz çok çok iyi arkadaşlar. Diğer teknemizde ayaklarım dışarı çıkıyordu. Biraz çapraz yatıyordum. Bakın şurada 60-60 bir hatch var. Çok rahatlıkla bir insan geçebiliyor içinden. Şu perdeyi arkadaşım fuar için hediye etmişti. Sevgili Serdar, bunu değişecek. Tavanı gördüğünüz gibi arkadaşlar, ahşap tercih ettik biz. Çünkü bakın bu ahşaplar şöyle parmağım gibi düşünün, 1 santimlik veya biraz daha fazla çıtalar konuyor ve oralara bakın vidalanıyor. Böylelikle tavanla polyester arasında bir hava boşluğu oluyor. Bu da ısı izolasyonu için hem soğuktan hem sıcaktan bizi korumak için çok harika bir çözüm. Şu yukarılara da dolap koyacaktık. Sonra baktık yeterince dolabımız var. Vazgeçtik bundan. Koridor ve kamera içi yine yerler bir manyetik. Gördüğünüz gibi bizim yatağımız da polyester değil. Komple masif maun. Bütün mobilyalarımızda olduğu gibi. Neden içeride mobilya tercih ettik arkadaşlar? Bu spider dediğimiz iç kalıp, yani dışarıdaki oturma alanları ile birlikte tamamı normalde polyester oluyor biliyorsunuz. Biz 220 litre bir su deposu tercih ettiğimiz için onun altına sığmayacağından dolayı bize komple ağır da bir masrafa girerek firma masif maundan yaptı. Yattığımız yerin dahil. Teknemize arkadaşlar su yapıcı koyacağız. Ama umduğumdan, düşündüğümüzden daha pahalıya çıkıyor. 2000 euro civarı düşünüyorduk biz aslında. 7-8 bin euro bunlar da, biz parça parça yapacağız. Ama 220 volt bir su yapıcı koyarsak eğer saatte 70-80 amper çekiyor. Sadece seyir anında yapabilirdik. Saatte 30 litre su üretmek için. Biz de bunu 12 volta dönüştürmeye karar verdik. Saatte 8 amper çekecek şekilde. O zaman hiç öğlen güneş fazlayken direkt depolarımı doldurabileceğim. Ama bu sefer de fiyat 4000 euroları geçti. Onu şimdilik erteledik ama yapacağız tabii ki. 1-2 ay içinde yapacağız. Şu telaşelerimizi bir atlatalım. Ondan sonrası kolay. Elektrik sistemimize gelelim. Birinci sınıf kablolar, marin malzemeler kullanıldı arkadaşlar. 450 watt
Güneş panelimiz var. Ayrıca teknolojisi farklı. Şimdi tam ismini size söyleyemeyeceğim. Ama sadece güneşten değil, normal mesela fuar alanındaki o floresan ışıklarından da şarj ettiğini tespit ettik. İleri teknoloji 450 watt bir panelimiz var. Benim eski teknemde 150 watt'tı. Bu bana yeterliydi. Bu çok çok daha yeterli olacak. Bunu duyan Aylin Hanım da tabii ki işte çeşitli elektrikli ev aletleri getirdi teknemize. Bir tane Marshall kümüsünün yanı sıra ayrıca iki tane de 180 amper AGM Deep Cycle yüksek kalitede servis aküsü tercih ettik. Eski teknemde 130 amper bir tane servis akümüz vardı. Yetiyordu bize ama artık daha uzun kalacağımız için teknemizde bu sefer 2 adet 180 amper servis aküsü tercih ettik. Ahşap dümen kolumuzu ve Baba Şener yazılarımızı almıştık sadece diğer tekneden. Bakın her alan kaptan koltuğunun altı da ne kadar güzel değerlendirilmiş. Ben şimdilik elektronikleri koydum. İşte bilgisayarımı koyabilirim. Burada da güzel bir muhafaza alanı var. İnvertörden bir adet prizimiz burada. Uzatma kablomuzla onu kullanacağız. Ayrıca arkadaşlar teknemizde ismini de söyleyemiyorum ben yıllardır. Eber Schaefer diyeyim size. Alman malı yine yüksek kalite 2000'lik bir webastomuz var. Kışında teknemizi rahat rahat kullanabileceğiz. Teknemizde iki tane sürgülü yan camlarımız var. Her iki tarafta da. Yeterli geleceğini düşünüyorum. Eğer gelmezse tavana bir tane daha kaptan koltuğunun üstüne bir tane hatch koydurabilirim. Ama bence gayet yeterli olacak bu arkadaşlar. Tezgahımız, mutfağımız gayet kullanışlı. Bizi çok mutlu edeceğini düşünüyorum bu teknenin. Evet, gördüğünüz gibi Baba Şener yazılarımız yine burada. Burada tatlı su için bir girişimiz var. Tam iskele tarafında, tam karşı tarafta da atık vermek için bir girişimiz var arkadaşlar. Mazot girişi de eskiden buradaydı ama kapağı açık unutulup bazı sorunlara neden olduğu için mazot girişini artık deponun üstüne koydurttuk. Irgatımız 1000 watt. Şöyle göstereyim. Hem fenerli halat da sarabiliyoruz. 50 metre galvaniz zincirimiz var. Osman Bey'in ırgatı. Bu çok kaliteli bir ırgat. Önde şöyle bir keyif yeri var. Ayrıca baştan kara yaptığımızda rahat inip binebilmek için. Söylediğim gibi hatch kapağımız ve teknemizin önden görünüşü arkadaşlar. Bence çok gerekli değil ama bir tane uzaktan kumandalı projektör koymuşlar. Yine orada kornamız. Güneş panelimiz. İşte bakın dikkat ettiyseniz 3 tane bayraklık var. Bir tane koymuştu firma. 2 tane daha eklettim. Çünkü farklı ülkelere işte Yunan adalarına falan gittiğimizde bu sefer Türk bayrağını indirip oradan Yunan bayrağını koyuyoruz. Kendi bayrağımızı bu sefer farklı uydurup bir yere koymamak için böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Benim teknelerimde hep en az 2 tane bayrak direği olmuştur zaten. 2 adet lambamız var arkadaşlar. Bunlar da çift kademeli ve tek tek yakılabilir durumda. Bu dolapları işte dediğim gibi bakın nasıl kullanışlı, ne kadar malzeme kaldırıyor. Bunun gibi kamerada 6 tane dolabımız var. 3'ü sancak, 3'ü iskele. Ayrıca üst tarafı da komple niş arkadaşlar. Şimdi böyle dolduruyoruz. Yani o kadar çok malzeme getirdik ki Ayloş. Dolduruyoruz böyle ama hepsi düzenlenecek tabii ki. Bakın bilgisayarımı yukarıya attım. Ben yalnızdım bugün, aynı işe gitti. Biraz dağınığım o yüzden. O da şimdi gelecek. Bakın burada bir ikili USB girişi var. Kamera içinde. Burada da çakmaklık girişi var. Aynıları kaptan ön konsolda da var arkadaşlar. Arkadaşlar söylemiştim. Teknemizin boyu arttı ve dinlence de aynı yelkenlerdeki gibi gövdeye dahil olunca gövde hızı da arttı. Bunun testlerini yaptık. Size ayrıca videolar çekeceğim bununla ilgili. Teknik videolarla anlatacağız. Ama teknemizin seyir hızı arkadaşlar aşağı yukarı 1,5 ile 2 mil arasında, deniz mili arasında arttı. Bunları da size göstereceğim. Motorumuz Yanmar 3YM 30AE yeni nesil
yanmar bu. Diğeri 3600 devirdi maksimum devri. Bunun 3200 devir. 3200 devir olduğu için pervane büyüdü. Tork arttı. Bu sefer geri manevralarda sola biraz daha çok çekmeye başladı. Bu teknik detaylar arkadaşlar daha sonra size uzun uzadıya anlatacağım. Şimdi Aylin Hanım gelmeden başka size anlatabileceğim neler var onlara bakıyorum. Yine bakın havuzlukta da kaç 2, 4, 6 tane lamba var. Bunlar da arkadaşlar aynı şekilde çift kademeli ve bireysel olarak açılabiliyor. Kaptan köşkünün üstünde kırmızı ışık düşünülmesi harika olmuş. Gece seyirleri için. Şimdi güneş vuruyor, nasıl kırmızı görünüyor mu bilemiyorum. Gece seyirlerinde bize kolaylık sağlayacak. Ayrıca yere de 2 tane lamba yine konmuş durumda. Teknemizin arkasında bir tane bronz kaliteli sualtı led lamba var. Mavi ışık veriyor. O da koylarda keyif katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Aylin Hanım gelmek üzere. Geldiğinde devam ederiz. Dediğim gibi onun doğum günü bugün. Bir iki parça bir şeyler aldım. Hazırlıkları yaptım. Birlikte yemek pişireceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Antalya'ya kadar gidebilmek ya. İlk olarak o bölgeyi düşünüyoruz yani. Marmaris, Orhaniye, Datça ve Gökova Körfezi'ni düşünüyoruz. İşte sonbahara doğru artık aşağısı da boşalır. Ondan sonra ineriz değil mi Aylin? Göcek, Fethiye tarafları boşalmaya başlar. Ondan sonra o taraflara ineriz diye düşünüyoruz. Allah sağlık verirse tabii ki. Her şey yolunda olursa ve sevdiklerimizin bize ihtiyacı olmaz ise. Ne yapıyorsun gülüm şimdi? Allah kabul etsin inşallah. Hakan'ımla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice nice yaşlara. İnşallah evladımızla birlikte, kedilerimizle Allah birlikte. bize evladımıza sağlık, huzur, mutluluk versin. Amin. Bir hayat sürelim inşallah. Bütün güzel insanlara inşallah.